أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والثانية والقسم الثاني والأولية والقسم الأول getirmesi yukarıda لأنها diye müennes olarak başlamıştı. İmma entedülle alâ mânen fî nefse. Burada el-thâni niye müzekker gelmiştir? Bunun mevsufu müzekkerdir. El-kısmü-thâni, el-kısmü-l-evvel. Vel-kısmü-l-evvelü, birinci kısım. Şimdi neyi okuyorduk arkadaşlar? Hasır delilini okuyorduk değil mi? Yani demişti ki, ve hiye ismun ve fi'lun ve harf. İsim, fiil ve harftir. Bu kısımlara munkasımdır ve bunlara munhasırdır. Neden üç kısma munhasırdır? Veçhül hasr, hasrın delilini anlat. Cennaha immanete dülle diye devam ediyor. Dedi ki, ya başlı başına bir manaya delalet eder veya etmez. Etmeyen harftir. Doğru mu? Harf başlı başına bir manaya delalet etmez. Yani harfin manası anlaşılabilmesi için bir zammi, zamimeye ihtiyaç vardır. Sadece harf söylendiği zaman manası anlaşılmaz. Peki, وَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ birinci kısım. وَهُوَ o neydi? مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا. Ma öyle bir lafızdır ki, yedüllü delalet eder alâ mânen bir manaya. O mana nerede olacak? Fî nefsihâ. O kelimenin nefsinde olacak. Ne demek kelimenin nefsinde olacak? Yani o kelimenin kendisini söylediğin zaman mana anlaşılıyor. Başka bir kelimeyi katmaya gerek yok. Darabe zeydün amrende. Darabe dediğin zaman darabenin manası anlaşılıyor. Zeyd demeye gerek yok. Amren demeye gerek yok. Darabe zeydün dediğin zaman zeydün manası anlaşılır. Darabesiz de anlaşılır, amrsiz de anlaşılır. Amren dediğimiz zaman amrenin manası, amren deyince akla bir şey geliyor. Dolayısıyla amr müsemmasına delalet ediyor. Vel kısmul evvelu ve huve ma yedullu ala manen bir manaya. Öyle mana ki fi nefsiha. O mana nerededir? Kelimenin kendi nefsindedir. Yani zammi zamimesiz anlaşılır. İmma min sıfetiha en yakterine. Evet. Evvel el evvelu en yakterine mübteda haberde hamil caiz olmaz değil mi arkadaşlar? El evvelu birincisi nedir? Yakın olmaktır. Hani imma entüdel tedülle deneye min sıfetiha takdirini yaptığını söylemiştik ya. Yani zeydün zeyd nedir? Darbun dövmektir olmaz. Zeydün daribun olur. Entedülle mastar manasındadır. En yakterine mastar manasındadır. Eni mastarı ile beraber. El evvelu birincisi nedir? Efendim, en yekterine mukterin olmaktır. İmmâ min sıfetihâ, onun sıfetindendir. Ne en yekterine mukterin olmak. Mukterin olmak onun sıfetindendir. Velikel mâna, o mana mukterin olacak. Öyle mana ki, el medlûlu aleyhi bi nefsihâ. Kelimenin nefsiyle, medlûlun aleyhâ olan, delalet olunan mana, fil fehmi anha, o kelimeden anlaşılmakta mukterin olacak. Şimdi burada ne vardır? Bir kelimenin manası var. O lafız o manaya delalet ediyor. Lafızın delalet etmiş olduğu medlûlün aleyh olan mana o kelimeden anlaşılmakta mukterin olmuyor. Ne ile? Ya mukterin oluyor. Ne ile? Bi ehadil ezmeniti selâseti. Üç zamandan biriyle. Üç zamandan neyi kastediyor? E'nil mâdiye vel hâle vel istikbâle. Mâzı hâl ve istikbâl. Arapçada mazi hal ve istikbal olarak zaman üçe ayrılır. Türkçede geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, bir de geniş zaman diye ayrı bir, dördüncü bir müşterek zaman dilimi var. Yani şimdiki zaman ve gelecek zamanı da içerisine alan geniş zaman dediğimiz geldi, geliyor, gelecek, gelir. Gelir nedir? Geniş zamandır. Ancak bu Türkçede bizim geniş zaman dediğimiz
Arapçada istikbal lafzı olan fiili muzari ile ifade edilir. Yani yansuru yardım ediyor, yardım eder, yardım edecek. Yardım ediyor şimdiki zaman, yardım edecek gelecek zaman, yardım eder geniş zaman. Mazi hal ve istikbalden birisine mukterin olur. Ne demek yani mukterin olur? Ey hine yufhemu zalikel ma'na anha, o medlulun aleyha olan bir mana var. O mana o kelimeden anlaşılırken yufhemu anha, yine o kelimeden anlaşılır. Ehadül ezmineti selaseti, üç zamandan biri anlaşılır. Eyla, asıl manası anlaşıldığı gibi üç zamandan biri de anlaşılır. Mukarinen lehu, o manaya mukarin olarak anlaşılır. Mesela arkadaşlar, darabe dediğimiz zaman, nasara dediğimiz zaman, nasara, bunun içerisinde üç tane mana var, doğru mu arkadaşlar? Fiil neye delalet eder? Zaman, hades, nispet. Fiil nereye delalet eder? Zaman, hades ve nispete delalet eder. Yani darabenin içerisinde darp var. Geçmiş zamanda olması var. Bir de bunun bir faile ihtiyacı var. Bunu yapan birisine de delalet eder. Fiilde ne vardır arkadaşlar? Fiilin mutabiki manası nedir? Zaman, hades ve nispettir. Dolayısıyla hades bunun maddesinden çıkar. Darabedeki dart, re, be, darp var ya orada. Maddesinden ne çıkar? Hades çıkar. Heyetinden de zamana delalet çıkar. Çünkü fiil heyetiyle, maddesiyle hadese delalet eder. Heyetiyle beraber de zamana delalet eder. Nasara olması bu işin geçmişte olduğunu, seyansur olması gelecekte olduğunu, yansur el an ise şimdiki zamanda olduğunu ifade ediyor. Evet. Fiilde nispet manası vardır. Çünkü fiil hiçbir zaman nesiz olmaz. Ortada bir fiil varsa mutlaka faili vardır. Failsiz fiil olmaz. Onun için failin hasfi caiz değildir mastarın dışında. Evet. Şimdi arkadaşlar, darabeden, darabenin manası nedir? Hadestir aslında. Darp işi birisiyle kaim olmuştur. Şimdi darabe kelimesi darbe anlatırken bunun geçmişte olduğunu da anlatıyor. Dolayısıyla darabe derken hem dövmek için anlıyoruz hem de geçmişte olduğunu anlıyoruz. Zeydün deyince de nispeti anlamış oluyoruz. Ey hine yufhemu zâlikel ma'na anha. O mana ondan fehmedildiği zaman. Mesela darabe nasara yardım etti. Yardım etti ondan anlaşılınca yufhemu anha ahadul ezmineti selâfeti. Üç zamandan beri de anlaşılıyor. Başka bir kelimeye gerek yok. Nasara deyince geçmiş olduğu anlaşılıyor. Eyla mukarinen lehu, ona mukarin olarak efendim beraber. Ev min sıfetiha ella yakterine zalikel ma'nel medlulu aleyhi bi nefsiha fil fehme anha hadil ezmeneti thalâfeti. Veyahut da böyle olmayacak. Ne demek? Yani imma min sıfeta, o başlı başına bir manaya delalet eden şanındandır. Ella yakterine zâlikel medlûlu, zâlikel ma'nel medlûlu aleyhi bi nefsâ, kelimenin nefsiyle medlûlün aleyhi olan mana, mukterin olmayacak. Fil fehmi anha, o kelimeden anlaşılmakta, ma'a ehadil ezmineti thalâfeti, üç zamandan biriyle beraber olmayacak. Mesela kalem dediğimiz zaman, kalem başlı başına bir manaya delalet ediyor mu? Bu kelimede bunun manası var mıdır? Vardır. Kalem kelimesinin manasını anlamak için bir başka dammi damimeye ihtiyaç var mı? Yoktur. Peki kalemden manası anlaşılırken aynı zamanda bununla beraber üç zamandan birine de delalet anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. İşte demek ki başlı başına bir manaya delalet eden, ya o manaya delalet ederken üç zamandan birine mukarin olmak onun şanındandır veya mukarin olmamak şanındandır. El-kısmü thâni, ikincisi, ki ve huve mâ yedüllü alâ ma'nen fî nefsihâ gayre mukterin bi ehadil ezmeneti thelâfeti. Yani üç zamanda birine mukterin olmadığı halde, efendim, başlı başına bir manaya delalet eden nedir? El-ismu, isimdir.
Burada el-thani, el-ismu, el-evvelu, el-fi'lu mübteda haber her ikisinin marife olduğu hasır ifade eder. Yani normalde mübteda marife, haberde aslı olan nekir olmaktır. Ama el-thani ismun demedi, el-thani el-ismu dedi. Yani sadece isimden ibarettir, bunun başkası yok demektir. El-evvelu, el-fi'lu birincisi fiilden ibarettir, başkası yok demektir. Şimdi arkadaşlar, isim kelimesi, kelime olarak Basra ve Kufe ekolu bu kelimenin me'ahedi iştikakı ile ilgili ihtilaf etmişlerdir. Basralılar isim kelimesinin sümüv kökünden geldiğini, dolayısıyla nakıs olduğunu söylerler. Kufeliler ise isim kelimesinin veseme kökünden geldiğini, dolayısıyla misal olduğunu, mu'telül fa olduğunu söylerler. Hem İbn Hacib Hazretleri hem de Molla Cami Hazretleri Basra ekolünü daha çok tercih ederler. Doğrusu burada da Kur'an'a baktığımız zaman, Arapların istimaline baktığımız zaman bunun isim kelimesinin sümuv kökünden geldiğini tercih etmek gerekmektedir. Burada her iki görüşe de yer verecek. Diyor ki el ismu ve huve bu isim me'hudun mines sumuvvi. Öyle değil mi? Ve huve isim nedir? Me'hudun alınmıştır mines sumuvvi. Sumuv kökünden almış. Sema kelimesi var ya, es sumuvu yükseklik demektir. Yücelik demektir. Bu o kökten geliyor. Ve huve sumuvvi nedir? El uluvu yüksekliktir. Şimdi bir kelimeyi lugavi manadan istilahi manaya aldığımız zaman lugavi mana ile istilahi mana arasında taşla at arasında münasebet olmadığı gibi münasebetsizlik olmaz. Yani taşı at yerine, atı taş yerine kullanamaz. Çünkü aralarında bir vecih şebeh nedir? Yoktur, bir münasebet yoktur yani. Dolayısıyla salat kelimesini dua manasından namaza naklettiğimiz zaman namazın dua ile bir bağlantısı var mı? Var. Zekat kelimesi temizlik olduğunu kabul edelim. Lugavi manası temizlikse, zekat istilahı manadaki zekatın temizlikle alakası var mı? Var. Yani lugavi manadan istilahı manaya alınırken münasebet gözetilir mi? Gözetilir. Şimdi sümü yükseklik manasında ise isim, fiil, harf diye isimlendirdiğimiz bu bölümden, kelimenin kısımlarından isme neden bu isim verildi? Yani sümü ile bunun bir alakası var mı? Diyor ki لِسْتِعْلَائِهِ عَلَى اَخَوَيْهِ bunun iki tane kardeşi var. Birisi fiil, birisi harf. Her ikisinden üstündür. Hangi yönüyle üstündür? حَيْثُ يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الْكَلَامُ دُونَ اَخَوَيْهِ İsim fiile ve harfe muhtaç olmadan bundan kelam oluşur mu? Hem müsned hem müsnedileyh oluşuyor, oluyor bundan. Dolayısıyla isim, fiil ve harfe ihtiyaç duymadan ne olabiliyor? Ondan kelam oluşabiliyor. Bu yönüyle beraber isim, fiil, harf üçlüsünden isim nedir? Diğer iki kardeşine üstündür. Dolayısıyla burada üstünlük manasıyla bir münasebeti var müsemmasının. Tamam. Şimdi arkadaşlar diyor ki وَقِيلَ مِنَ الْوَسْمِ Vesim kökünden geldiği de söyleniyor. Bu kimin görüşüdür? Küfelilerin görüşüdür. Arkadaşlar bu hani مَنْ جَمَعَ اِثْنَا عَشَرَ فُنُونًا فَهُوَ مُلَّهُ 12 ilmi cem edene molla derler. Şimdi bu 12 ilim içerisinden birisi de ilmul iştikaktır. İştikak ilmidir. Hani münazara ilmi var, vaz'ı ilmi var, iştikak ilmi var. Şimdi iştikakta iştikakı suğra, iştikakı kübra başlı başına bir ilim olunca bunun içerisinde teferruat vardır. Şimdi küfeller diyorlar ki isim kelimesindeki o hemze var ya vav'dan gelmiştir. O vesem kökünden geliyor. Nasıl ki vesem ne demektir? Alamet nişan demektir. Nasıl ki isim zikrettiğin zaman hemen müsemma akla geliyorsa demek ki o isim onun vesmidir, alametidir diyor. Kendilerine göre başka delilleri de vardır mutlaka. Fakat bu isim kelimesini fiile dönüştürdüğüm zaman semma yüsemmi tesmiyeten doğru mu isimlendirdi. Sonra sümeyyün, sonra esmaun cemisine baktığımız zaman hep nakıs olduğunun delili kuvvetli olduğunu gösterir bize. Onun için vakile denildi. Bu kile arkadaşlar kitaplarda
bazen nakil için gelir, bazen temriz için gelir. Bazen sadece nakil için gelir. Yani görüş olarak bunu nakledeyim. Kuvvetli midir, zayıf midir onu ondan bahsetmez. Buradaki kıyle temriz için gelmiştir. Çünkü geride el ismi ve huve me'hudun mine sumuvi diye bir karar verdi. Sumuden alınmıştır diye karar verdi. Tercih ettiği görüş bu olduğu anlaşıldı. Burada ve kıyle dediği ne içindir buradaki kıyle? Temriz içindir. Merrada yumerridu temridan. Evet ve kıyle minel vesmi ve huvel alametu. Bu da alamet demektir. لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّاهُ. Peki eğer bu alamet manasında olan vesimden geliyorsa, lugavi mana ile istilahi mana arasında bir münasebet var mı? Elbette vardır. Nedir bu münasebet? Çünkü isim müsemmasının nesidir? Alametidir. Nasıl ki minareyi görünce cami akla geliyor veya namaz akla geliyor. Aynı şekilde isim zikredilince müsemma akla gelir. Vel kısmul evvelu, birinci kısım neydi o arkadaşlar? Ve huve ma yedullu ala ma'nen fi nefsiha. Fi nefsiha bir manaya delalet ediyor. Kelimenin nefsinde. Öyle mana ki mukterinin bi ehadil ezmineti selaseti, üç zamandan birine mukterin olduğu halde. El fi'lu, o da fiilden ibarettir. Peki harfe harf dendi, harf taraf manasındaydı. Gerekçesini söylemişti. İsme isim dendi. Çünkü isim ya sümu kökünden geliyor, yükseklik manası var. Onun veçini söyledi. Veyahut da vesim kökünden geliyor, alamet manasındadır. Onun da veçini söyledi. Peki üçüncü kısım olan fiile neden fiil denmiştir? Sümmiye bihi. Buna fiil denmiştir. Neden? لِتَضَمُّنِهِ الْفِعْلَ الْلُغَوِيَّ Fiili lugaviyi tazammun ettiğinden dolayı. Fiili lugavi nedir? وَهُوَ الْمَصْدَرُ مَصْدَرُ Yani hades dediğimiz. Darabede darp var mı? Darp işini yaptı demektir. Yani fiil zaten hades dediğimiz darbe fiile delalet ediyor. تَسْمِيَتُ الدَّالِّ بِسْمِ الْمَدْلُولُ buna deniyor. Yani fiil diyelim ki nasare ne diyoruz? Fiil diyoruz. Çünkü bu nereye delalet ediyor? Nasara, fiile yani hadese delalet ediyor. Hades nedir? Fiil, hades dediğimiz şey o fiil. Yani hades fiil demektir. Yani fiile delalet ettiğinden dolayı bu medlul oluyor. Efendim, tesmiyetül eddalli bismil medlul. Delalet eden hangisi? Bu kelime. Nasara delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Hadese delalet ediyor. Medlul. Medlulün ismiyle ne olmuş oldu? Medlülün ismi dalle verilmiş oldu. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ وَقَدْ عُلِمَ bilindi بِذَٰلِكَ bununla beraber. Ne ile beraber yani? اَيْ بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ فِي الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ Vecih delil manasında arkadaşlar. بِوَجْهِ حَصْرِ الْكَلِمَةِ Kelimenin munhasır olduğu deliliyle فِي الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي hasra mutaalliktir. Fil aksami selaseti, üç kısımda munhasır olmasının deliliyle beraber bilindi demektir. Şimdi ve kad ulime bidalike, zalikeden neyi kastediyor? Hasır delilini kastediyor. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi şöyle bir soru sorsam size. Desem ki burası zalikenin yeri midir? Ve kad ulime bidalike ismi işarettir. İsmi işaret ne için vaz edilmiştir? Mahsuse işaret için vaz edilmiştir. Doğru mu? Burada işaret edilecek bir şey yok. Normalde burada şöyle denmesi beklenirdi. فَقَدْ عُلِمَ بِهِ Yani zamirin mercini gönderecekti. بِهِ بِوَجْهِ حَصْرِ بِوَجْهِ الْحَصْرِ Hasır deliliyle bilindi. Yani burası zamir yeriydi. Zamir yerine neyi getirdi? Biraz sonraki ifadelerden de burasının zamir yeri olduğu anlaşılacaktır. Şimdi burada normalde zamir gelmesi gerekirken ismi işaret getirdi. Bir de ismi işaret getirdikten sonra mesela وَقَدْ عُلِمَ بِهَذَا diyebilirdi. وَقَدْ عُلِمَ بِهَذَا diyebilirdi. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ dedi. Bir defa بِذَٰلِكَ'deki bâ-i isti'anedir arkadaşlar. وَقَدْ عُلِمَ bilindi بِذَٰلِكَ Bu hasır delilinin yardımıyla bilindi. Ne bilindi? حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا Her birisinin haddi bilindi. Şimdi ismi işaret zamir yerine kondu dedik. Neden? Bunu telhiste hatırlarsanız li ziyadeti temekkünü der.
ziyade temekkün için. Yani muhatabın zihninde, talibin zihninde ziyade yerleşmiştir. Peki, yani adeta zihninde ona işaret edebilecek duruma gelmiştir. Tamamen münkeşif olmuştur, açılmıştır. Peki o zaman hâdâ deseydi niye dâlike dedi? Hâdâ ile dâlike arasındaki farkı hatırlar mısınız arkadaşlar? Ve yakına işaret içindi. Hâdâ ortaya işaret içindi. Dâlike uzağa işaret içindi. Eğer tazım manası kastederseniz dâlikel kitâbu. Yani bunun rütbesinin yüksekliğini anlatmak isterseniz orada zâ değil de niye kullanırsınız? Zâlike'yi kullanırsınız. Zâlike'l kitâbu lâ raybe fîh'te olduğu gibi. Gerçekten bu musannif burada İbn-i Hacib Hazretleri kelimenin kısımlarını anlatıp inhisar delilini de anlatmasında çok üstün bir sanat kullandı. Çünkü burada inhisar delilini sayarken aşağı yukarı her birisinin de tarifini, efradını, cami, eyyarını, mani bir şekilde koymuştur oraya. Şimdi bakın arkadaşlar. Evvela dedi ki, لَاَنَّهَا اِمَّانْ تَدُلُّ عَلَى مَعَنًا فِي نَفْسَى اَوْلَى اَثَّانِ الْحَرْفُ وَالْاَوَّلُ اِمَّانْ يَقْتَرْنِ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثِ اَوْلَى اَثَّانِ الْاِسْمُ وَالْاَوَّلُ الْفِعْلُ dedi. Şimdi bu hasır delilinden ne anladık? Harf neymiş? Başlı başına bir manaya delalet etmeyendir anladık. Fiil neymiş? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle muhterin olandır anladık. Doğru mu? İsim nedir? Başlı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle muhterin olmayandır. Zaten ismin tarifi bu değil miydi? Fiilin tarifi bu değil miydi? Harfin tarifi bu değil miydi? Ama tarif olarak bunu zikretmedi. Hasrın delilini zikretti burada. Neden üç kısma münhasırdır? Bunun delilini zikretti. Şimdi ne yapmış oldu evvela? Üç kısma münhasır olduğunu söyledi. Sonra hasrın delilini zikretti. Delilin içerisinde efradını, cami, ayarını, mani bir bilgi verdi kısımlarla ilgili. Sonra burada arkadaşlar herkes bunu anlayamayabilir. Bunun içerisinde bu hasır delilin içerisinde kısımların tarifi olduğunu anlayamayabilir. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا dedi. Her birisinin tarifi bilindi. Ha sen tarifi anlayamadıysan dönüp bir daha bakacaksın oraya. Tarifi anlayacak şekilde yani efradını cami, ayarını mani bir şekilde isim, fiil, harf anlaşıldığını bir daha bakmış olacaksın ona. Bir de ayrıca musannif yeri geldikçe ismin tarifini de ayrıca yapmıştır. Fiilin tarifini de yapmıştır. Harfin tarifini de yapmıştır. Burada musannif bir sünneti uygulamıştır. Nedir o? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zeka seviyesi yüksek olanlara hitap ettiği gibi orta seviyede olanlara da hitap eder. Daha düşük seviyede olanlara da hitap eder. Bazen konuyu iki defa, bazen konuyu üç defa anlattığı olmuştur. Dolayısıyla burada musannif ne yapmış? Evvela mücmel olarak çok zeki olanlara hasır delilinin içerisinde bunu zikretti. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ diyerek orta zekalı olanlara bakın siz fark edemediyseniz bir gözetleyin. Buradan çıkarabileceksiniz onu demiştir. Bir düşük seviyedekilere sabredin ben hepsini tek tek size tarif edeceğim demiştir. Dolayısıyla burada üstün bir sanat kullanmıştır. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ diyerek bu cevdetihi dediğimiz yani kaliteli bir manzaraya ذَٰلِكَ ile işaret etmek neye delalet ediyor? وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ bununla beraber bilindi. اَيْ بِوَجْهِ حَصْلِ كَلِمَةِ فِي الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ evet. Burada ذَٰلِكَ'nin getirilmiş olması, uzağa delalet eden bir kelimenin getirilmiş olması tazım içindir. Neden tazıma istihkak olduğunu yani müstahaktır tazıma bu ifade? لِجَوْدَتِهِ şimdi arkadaşlar, ismi işaret getirilmiş olması ayrıca talibin ve muhatabın zihninde bu o kadar oluşmuş ki adeta elle işarette gösterdiğimiz şeyler ne kadar net anlaşılıyorsa bu da o kadar net anlaşıldı gibi bir mübalağa manası vardır. حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اَيْ مِنْ تِلْكَ الْاَقْسَامِ o kısımlardan her birisinin haddi bilindi. Şimdi burada arkadaşlar bir bilgi vardır. Abdülgafur'da ve Siyalikuti'de bu bilgi her yerde görülmez, her yerde bulamazsınız onu. Belki istifade edersiniz diye benim hoşuma gittiği için sizinle paylaşayım. Şimdi haddü külli vahidin minhuma, had külliye, kül de vahide muzaftır. Doğru mu? Haddü külli vahidin bir tetabu izafat vardır. Bu izafet her ikisi de izaf bir manâ lamdır.
haddün likülli demektir. Vahid, küllün vahide izafeti de bir mana lamdır. Yani izafet ya bir mana lam olurdu, ya bir mana min olurdu veya bir mana fi olur. Bu fi değildir, min değildir. Dolayısıyla bir mana lamdır. Ancak böyle olmasına rağmen haddü küllinde lamı açığa çıkarmak caizdir. وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا Her birisi için had bilinmiştir. Burada haddü küllü vahidin demek caiz olduğu gibi haddün likülli vahidin demek de caizdir. Ancak küllinin vahide izafeti de bir mana lam olmasına rağmen burada lamı açığa çıkarmak caiz değildir. Yani küllin li vahidin minha olmaz. Demek ki izafet bir mana lam olduğu zaman bu lamı bazı yerlerde açığa çıkarmak caizdir. Bazı yerlerde açığa çıkarmak caiz değildir. Mesela arkadaşlar bunun en bariz örneği, açığa çıkmadığının en bariz örneği yevmul ahadi. Yevmul ahadi pazar günü demektir. Doğru mu? Şimdi yevmul ahadi de bir mana lam mıdır, bir mana fi midir, bir mana min midir? Eğer onun cüz'ü olursa bir mana min olur. Cüz'iyet yok burada. Doğru mu? Efendim hatemu fiddatin diye zarfı olursa bir mana fi olur. Orada bu zarfiyet manası yevmun fi ahadin demek değildir. Dolayısıyla yevmu ahadin de yevmul ahad. Pazar günü. Yevmul isteyn pazartesi günü. Buradaki zarfiyet bir mana lam olmasına rağmen yevmun lil isneyn olmaz. Yevmun lil ahadi diye lam açığa çıkmaz. Yani yevmul ahad misali hatırınızda kalırsa lamın açığa çıkmasının lam manasında olduğu halde açığa çıkmasının caiz olmadığı yer bilgi olarak iyi bir anekdot olur. Haddü küllü vâhidin minhâ min tilkel aksâmi. وَذَٰلِكَ وَبَيَانُ ذَٰلِكَ demektir. Bunun beyanı şöyle. لَاَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ Bak arkadaşlar ne dedi? قَدْ عُلِمَ بِهِ dedi. Hemen biz burada ne anlıyoruz? Yukarıda ne demişti metinde? قَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ dedi. Burada nereye çevirdi onu? بِهِ بِهِ diyerek nereye işaret etti? Yani aslında burada isim işaret neyin yerine gelmiş? Zamirin yerine gelmiş. Şimdi ben bunu söylemesem siz de düşünmezsiniz onu. Doğru mu? Aklımıza geçmez. Halbuki Abdurrahman el-Cami Hazretleri burada konuşurken kullandığı her cümleyi kelime altın tartar gibi tartarak yerleştiriyor yerine. İşaret etmek istediklerini işaret ediyor. وَذَٰلِكَ لَاَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ اَيْ بِوَجْهِ الْحَصْرِ Hasır deliliyle bilindi. اَنَّ الْحَرْفَ حَرْف Kelimetün kelimedir. لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهَا Kelimenin nefsinde bir manaya delalet etmez. بَلْ تَحْتَاجُ Belki manaya delalet etmesinde muhtaçtır. اِلَنْ ضِمَامِ كَلِمَةٍ اُخْرَى اِلَيْهَا Ona başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç vardır. وَالْفِعْلَ Fiil Kelimetün bir kelimedir. Tedullu ala ma'nen fi nefsiha. Kelimenin nefsinde bir manaya delalet eder. Lakinnehu mukterinun bi ahadil ezmineti thalatheti. Üç zamandan birine mukterindir. Bu hasır delilinden anlaşıldı. Vel isme isim lennel harf lennel harfe lennel diye o ennen ismi üzerine matuf. Kelimetün tedullu ala ma'nen fi nefsiha. Kelimenin nefsinde bir manaya delalet ediyor. لَكِنَّهُ غَيْرُ مُكْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاتِتِ Üç zamandan birine mukterin değildir. Öyleyse böyle baktığımız zaman olaya kelimenin kısımları neydi? İsim, fiil, harf. O zaman kelime küllidir. İsim, fiil, harf cüz'idir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O zaman kelimenin isim, fiil, harf kısımlarına munkasim olması küllinin cüz'iyatına taksimi kabilindendir. Şöyle bir soru sorsam size. Kül ile külli, cüz ile cüz'i arasında fark nedir? Kül ve cüz, bir de külli ve cüz'i var. Aradaki farkı biliyor musunuz? Yani kül müdür, külli midir? Cüz müdür, cüz'i midir? Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar külli ile cüz'i arasında hamil caizdir. Külli ile cüz'i arasında hamil caizdir. Mesela hayvan küllidir, insan nedir? Cüz'idir.
mantıkta külli cüz'inin tarifini hatırlarsınız. Şimdi el insanu insan nedir? Hayvanun canlıdır diyebilir misin? El ferasu hayvanun, bak hamil caizdir. Mesela insan küldür. El cüzdür. Mesela Zeydun yedün, Zeyd eldir diyebilir misin? Diyemezsin. Yani kül ile cüz arasında hamil caiz değildir. Ama külli ile cüz'i arasında hamil caizdir. O zaman isim, fiil, harf kelimenin nesidir? Kısımlarıdır. Doğru mu? Kelime küllidir. Bunlar onun cüz'iyatından birer cüz'idir. Nasıl ki hayvan, insan, feres, bal diye cüz'iyata ayrılıyorsa kelimenin üç tane cüz'iyatı var. Birisi isim, birisi fiil, birisi harf. O zaman kelime ne olmuş oluyor? İsim, fiil ve harfin müşterek cinsi olmuş oluyor. İsmin cinsi nedir? Kelimedir. Fiilin cinsi nedir? Yani isim, fiil, harf nerede buluşuyorlar? Affedersin, insan, at, katır, koyun nerede buluşuyorlar? Canlı olmakta birleşiyorlar. Canlı olmak onların nesidir? Efendim, küllisi ve cinsi olmuş oluyor. Fel kelimetü kelime, müştereketül müşterektir beynel aksami selâfeti. Yani hepsinin nesi oluyor? Küllisi olmuş oluyor. Vel harfu harf, her birisi arasındaki münasebetleri kuruyor arkadaşlar. Şimdi kelime ile isim, fiil, harf arasındaki münasebet nedir? Kelime küllidir. Bunlar onun cüz'isidir. Her birisi kelimede nedir? Müşterektir. Tamam. Vel harfu harf mumtazun an ehaveyhi. Harf, iki tane kardeşi var. Birisi kelime olmakta birleştiği iki tane kardeşi var. Birisi fiil, birisi isim. Bunlardan ayrılmıştır. Mumtazun, efendim, mumtazdır, ayrılmıştır. An ehaveyhi, iki kardeşi olan fiil ve isimden ayrılmıştır. Bi'ademil istiklali fid delaleti. Bir manaya delalette müstakil olmamakla. İki kardeşi bir manaya delalet etmekte müstakildir. Ama bu müstakil değildir. Harfin ikisinden farkı nedir? Mutlaka bunlar arasında ne olması lazım? Cüz'iyat arasında fark olması lazım. Harfin iki kardeşin harf ile iki kardeşi arasındaki fark nedir? Efendim, onlar kelamda onlar müstakil bir manaya delalet ederler ama harf müstakil bir manaya delalet etmez. Hem fiilden farkı var burada hem de isimden farkı var harfin. Peki fiilin harf ve şeyden farkı nedir? Fiili de ne yapacağız şimdi? Harf ve isimden farklı kılacağız. وَالْفِعِلْ فِيلْ دَ مُمْتَازٌ عَنِ الْحَرْفِ Harften mumtazdır bil istiklali. Harfe diyor ki ben senden ayrıyım çünkü sen müstakil bir manaya delalet etmesin, ben delalet ederim. وَعَنِ الْاِسْمِ İsme diyor ki ben senden de ayrıyım. Bil اِقْتِرَانِ Üç zamandan biriyle beraberim, sen üç zamandan birine delalet etmezsin. Senden de ayrı tarafım var. Demek ki harften ayrı tarafı ayrı, efendim isimden farklı tarafı ayrı olmuş oluyor. وَالْاِسْمُ isim mumtazun anil harfi, harften mumtazdır. Ne ile bil istiklali? İstiklal ile. İsim diyor ki harfe ben senden farklıyım çünkü ben fiilin dediği gibi söylüyor. Ben müstakilim, sen müstakil değilsin. Peki, ve anil fiili fiilden de mumtazdır. Ne ile bi ademil iktirani? Fiile diyor ki benim seninle de ayrıştığım nokta var. Nedir? Sen üç zamandan birine delalet edersin ama ben üç zamandan birine delalet etmem diyor. فَعُلِمَ bilindi. Arkadaşlar, zaten burası için bu açıklamayı yaptı. Burada söylediği şeyler çok ince meseleler değildir. Ama şu neticeye varabilmek için bu açıklamayı yaptı. Biz şimdi arkadaşlar, kelimenin kısımlarını okuduk, doğru mu? Kelimenin kısımlarını okuduk. İsim, fiil, harf kısımlarını okuduk. Kelime bunların şemsiyesidir, küllisidir. İsim, fiil, harf bunun cüz'iyatıdır. Biz burada hasır delilinde ismin fiil ve harften farkını, fiilin isim ve harften farkını, harfın isim ve fiilden farkını anladık mı, anlamadık mı? Anladık. Nasıl anlaşıldığını burada anlattı. Şimdi diyor ki, evet, fe'ulime, işte, fe'ulime, işte bilindi, likülli vahidin minha, bunlardan her birisi için, muarrifun, tanıtıcı, cami'un li efradihi, efradını cami'e, mani'un an duhuli gayriha fihi, başkasının ona girmesini mani olan muarrif bilindi.
وليس المراد بالحد هاهنا وقد علم بذلك حد كل واحد منها. Şimdi arkadaşlar, mantıkta had vardır. Mantıktaki had ile buradaki وقد علم بذلك حد كل واحد'deki had aynı şey değildir. Nahiv sanatında, nahiv ilmindeki hadden maksat o değildir. Şimdi mantıkta hatırlarsanız had zatiyat ile yapılır. Yani evvela cins, sonra fasıl, efendim, sonra fasıl, efradını cami olacak, ayarını mani olacak, zatiyat ile yapılana had deriz. Haddi tam, haddi nakıs diye kısımlara ayrılmış olur. Şimdi burada لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَمْ فِي نَفْسَ, işte şurası şeydir, cinstir, şurası fasıldır diye tarif, haddin tarifini uygulayacak olsan öyle bir şey yok burada. Diyor ki buradaki muarriften maksat nedir? فَعُلِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا, bunlardan her birisi isim, fiil, harf için bilindi. Muarrifun tanıtıcı, tarif. Câmi'un li efradı, efradın cami. Mâni'un an duhûlu gayriha fî, başkasının ona girmesine mani. Zaten biz tariften neyi kastediyorduk? Tarifi ne yapıyorduk? Efradın cami, ayarını mani olsun diye yapıyorduk. Burada her ne kadar zatiyat kullanılmadı, hasrın delili anlatıldıysa, bu anlatım esnasında harf efradın cami şekilde anlaşıldı mı? Ayarını mani şekilde anlaşıldı mı? İsim de öyle mi? Fiil de öyle mi? Tamam. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هَاهُنَا, buradaki hadden maksat وَقَدْ عُلْمَ بِذَٰلِكَ حَدُّدَكَ hadden maksat اِلَّا الْمُعَرِّفُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ, yani efradın cami, eğyarını mani olan bir tanıtıcı, bir tariftir. Dolayısıyla burada böyle bir muarrif var mıdır? Vardır. وَقَدْ عُلْمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ deyince bunu kastetmiştir.